Masamızda 4 tane ülkemizde üretilen telefon var arkadaşlar. Bu telefonların fabrikaları bizim memlekette. Peki bu telefonlar aralarında şimdi yarışacak. Bakalım bizlere neler sunacak. Telefonlar sırasıyla zaten görüyorsunuz Oppo Reno 5 Lite, Geno Mobile GM21 Pro, Realme C21 ve Galaxy A52 arkadaşlar. Bunların hepsinin arkasında Made in Turkey yazıyor mu o zaman? Yazıyor. Şimdi, kameralara değineyim mi hızlıca? Buyurun çok hocam. Çok hızlı. Ana kameralara değineceğim. Reno 5 Lite'da başlayabiliriz. Evet, Reno 5 Lite'da 48 megapiksel 1.7 diyafram aralığına sahip bir ana kamera var. Realme C21'de ki Realme C21 aslında masamızda şu anda duran en giriş seviyesi cihaz. Bu cihazda da 13 megapiksellik bir f2.2 diyafram aralığına sahip ana kamera bulunuyor. GM21 Pro'ya baktığımızda 48 megapiksellik bir ana kamera var. Tabii Galaxy A52 masadaki belki de en iddialı model olabilir. Hem fiyatı hem de ekran teknolojileri sebebiyle 64 megapiksellik bir ana kamerası var. 1.8 diyafram aralığına sahip bir kamera ile geliyor. Şunu söyleyelim arkadaşlar, o zaman zaten bilgileri verirken ben de şimdi birazcık anlatacağım. Arka planda sürekli birbirlerinin kıyaslandığı fotoğrafları görüyorsunuz. İçlerinde yani zaten şaşırtmayacak bir sonuç, A52 en iyi fotoğrafı çeken cihaz diyebiliriz. Bir yerli üretim cihaz alacağım, bu dördünden birini alacağım gibi derdiniz varsa, ilk derdiniz yine kameraysa A52 bunların içinde en iyi fotoğrafı çekiyor. Yani en kötü demek yanlış olur ama diğerlerinden geride evet. Diyecek olursak da C21 evet. Bir tık diğerlerinden daha düşük fotoğraf kalitesi var diyebilirim. Ya bunu fiyata baktığımızda çok net bir şekilde görebiliyoruz zaten. Çünkü 1600 ile 1800 TL bandında bir fiyatı var C21'in. Ama benim buradaki listedeki ana kamera olarak performans şampiyonu diyebileceğim telefon General Mobile GM21 Pro oldu. Hakikaten tam bir fiyat performans cihazı olmuş. Şimdi hazır böyle cihazların arkasına dönük biraz tasarımlarını da kapıştıralım isterseniz. Ekrandan vesaire de bu süre zarfında bahsedelim. Arka taraftan baktığımız zaman zaten günümüz akıllı telefonların birçoğunda 3 aşağı 5 yukarı yakın tasarım dilini görüyoruz arkadaşlar. Ama General Mobile ile Realme aralarından sıyrılıyor. Neden? Çünkü ikisinde de fiziksel parmak izi okuyucusu var. Aynen öyle. Bunun yanında şu 4-3 telefonda şöyle dikdörtgen bir kamera havuzu yerleştirilmiş. Bence Realme'nin içlerinde en derli toplu duran kamera dizilimine sahip olduğunu söyleyebilirim. Evet. En az çıkıntı da yine bu cihazda var. Hemen şöyle arkalarına devam edecek olursak bak, en parlak yapı bunda o ve en çok parmak izinde evet. Oppo Reno 5 Lite bırakıyor. Rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ama en şık hangisi dersen bence yine Oppo burada diğerlerinden bir tık öne çıkıyor. Yani Samsung bir tık daha ucuz duruyor mu diğerlerine göre? Duruyor. Onun sebebi de burada plastik bir malzeme kullanmaları. Aynen. Yani bu da plastik bir malzeme ama buradaki mat aslında yüzeyle daha premium hissiyat yaşatılmaya çalışılmış ama ne yazık ki diğerlerinin o kadar, yanında evet, daha geride o kadar duruyor. Başarılı hızlıca olamamış. Şöyle Reno 5 Lite'a baktığımız zaman 6.4 inçlik bir ekran görüyoruz. Yine parmak izi okuyucusu ekrana gömülü bir şekilde yer alıyor arkadaşlar. General Mobile'a baktığımız zaman 6.67 inçlik bir ekranda karşı karşıyayız. Hemen bir yanındaki C21'e baktığımız zaman 6.5 inç ve son olarak da Galaxy A52'ye baktığımız zaman da yine 6.5 inçlik bir ekranla karşılaşıyoruz. Ön taraflarında ekranlardan bahsettim. Hepsinde arkadaşlar delik şeklinde kamera var. Yani ekrana gömülü kameralarımız mevcut. Bir tek Realme'ye baktığımız zaman damla şeklinde var. Bence çok büyük bir eksi değil. Ancak illaki böyle delik olsun diyorsan kamera zaten yine bu 3 evet. Yerli üretimden birini tercih etmen lazım. Bunun yanında yine ekran detayı olarak şunu verebiliriz. Şu iki telefonun yani Reno 5 Lite ile A52'nin ekranı AMOLED arkadaşlar. Bu ne demek? Daha güzel bir ekran demek aslında. Evet, daha canlı bir ekran ama tabii ki pil tüketiminin daha yüksek olduğu bir ekran. Ama burada aslında Samsung bir ekran paneli üreticisi de olduğu için aynı zamanda avantajını sonuna kadar kullanmış. Bu cihazda yüksek yenileme hızı dediğimiz 90 Hz'lik bir panel de bulunuyor aynı zamanda. Tabii ki fiyatı diğerlerine göre daha farklı ama içlerindeki en iyi ekrana sahip cihaz şu anda A52 olarak gözüküyor. Şimdi bir de isterseniz benchmark sonuçlarına bakalım. Öncelikle önümüzde Geekbench'ler açık arkadaşlar. Evet. Ozancım hangisi en tepede? Şampiyon Galaxy A52. Aynen. Şaşırmadım ben açıkçası. Zaten diğer sonuçları da evet. Burada görüyorsunuz. Reno 5 Lite bir tık gerisinden geliyor. Sonra GM21 Pro ve bu testte de sonuncu yine C21 oluyor Realme tarafında arkadaşlar. Evet. Tabii bir de Antutu'da da test yapmak istedik. Şöyle hemen onların da ekran görüntülerini açalım sizlere. Şöyle geldiğiniz zaman Antutu'da birincinin bu sefer GM21 Pro olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 349.393 puanla en üst sırada. Onu hemen Samsung takip ediyor. Sonra Reno 5 Lite ve yine yazık Realme hep geride kaldı ama aslında, öyle ya, sonuçlar böyle. Aslında şöyle bir şey var. Bu iki cihaz da aynı yerde üretiliyor. Realme Oppo'nun bir alt markası olarak konumlandırıldığı için aynı yerde üretiliyor ama buna nedense üzdünüz C21'i. Şu da var fiyat sonuçta. Evet, ama C21 önemli. Sizin cebinizi üzmüyor arkadaşlar. İyi bir fiyatı var. Şimdi hızlıca bir uygulama açılış testimiz var o zaman biliyorsun. Aynen bu öyle. Testi bir yapalım. Arka arkaya zaten burada şöyle iki elle tak tık tak tık tak yaparız seninle. Tamam. Ondan sonra çıkışa doğru geçelim. Thank you.
Şimdi testimiz de bitti. Son testimizi de yaptık. Yerli üretimden kastımız ne bu? Şöyle General Mobile bir tek Türk markası diyebileceğimiz bir marka aralarında. Evet, ama o da yeni aslında. Evet, yeni başladı ülkemizde üretime diyebilirim. Yerli üretimden kastı sadece ülkemizde bir fabrika açılması ve bu telefonların burada artık son hale getirilmesi. Yani biz bunları burada üretebilmek için yeterli mühendisliğe sahip miyiz peki? %100 olmasa da gelecekte yapılacak yatırımlarla bunun artık gerçek olabileceğini markalarda zaten paylaşıyorlar. Tamamdır. Peki bu cihaz mesela diyelim ki Realme C21. Evet. Çin'de üretilseydi ne fark edecekti? Burada üretildiği için ne fark etti? Burada üretildiği için tahmin edeceğiniz üzere adamlara bir sürü buraya ülkemize yatırım yapan markaların hatta çoğuna ülkemizde bir sürü vergi indirimi ya da kolaylıklar sağlanıyor. Ürünlerin üretim maliyetleri düşüyor abi markalar için. Dolayısıyla bu markalar ülkemizde üretim yaparak insanlara biraz daha uygun fiyatlı cihaz satabilmeyi aslında hedefliyorlar. Aynen. Bu arada bu 4'ü bizim elimizdeydi arkadaşlar. Evet. Daha fazla cihaz da ülkemizde üretiliyor. Bunu zaten biliyorsunuz. O zaman şunu da soracağım. Ülkemizde üreten bu telefonların fiyat bandı. Şöyle aslında segmentlerine de bir tık değinmek lazım sanki abi. Çünkü ülkemizde üretilen cihazlara baktığımızda bu tarihte en azından çok üst düzey cihazlar üretilmiyor. Giriş seviyesi orta ya da alt segment dediğimiz cihazlar var. Bir de orta alt denilen bir segment daha var. Hani henüz bir amiral gemisi moduna geçemedi fabrikalar ama ilerleyen dönemde geçebilir. Bu cihazlarda 1650 TL ile 4200 TL bandında değişen fiyatlara sahip. Diyelim ki yine Realme'den bu sefer A52'den örnek vereyim. Evet. Bu telefonun aynısı birebir donanım vesaire yurt dışında üretiliyor olsaydı bir fiyat farkı olacak mıydı? Olacağını söylüyor markalar. Artık fiyatlarla birlikte kapanışa doğru gidelim mi? Evet. Gün sonunda baktığımızda aslında bu cihazlarda fiyatla doğru orantılı bir performans olduğunu söylemek kesinlikle mümkün. Tabii ki masadaki en iyi performansa sahip olan cihaz Galaxy A52 olduğu için fiyatı da en yüksek cihaz olarak masada yer alıyor şu anda. 4000 TL ile 4200 TL bandında satın alınabiliyor Galaxy A52. Realme C21'e video boyunca sürekli en sonda dedik. Fiyat olarak da ama en düşük telefon. Kendisi yaklaşık 1600 TL ile 1800 TL bandında bulabiliyorsunuz Türkiye'de üretilen bu cihazı. Peki GM21 Pro'ya baktığımızda ne görüyoruz Ozan? GM21 Pro fiyat performans diyebileceğim bir cihaz. Hakikaten fiyat performans diyebileceğim bir cihaz. 2500 ila 3000 TL bandında bulabiliyorsunuz bu akıllı telefonda. İncelemesinde de çok beğendiğimi zaten aktarmıştım. Son olarak da Reno 5 Lite'ı söyleyeceğim ben abi. Evet. Reno 5 Lite'ın da fiyatı 3400 ila 4000 TL arasında değişiyor. Yani aslında Samsung'a bir tık yakın bir fiyatı var. Bu telefonlar içerisinden üst seviye bir model almak istiyorsan zaten Samsung bir tık ön planda gibi gözüküyor. Şu anda öyle gözüküyor. Ama cebimde param yok. Hani benim özellikle düşük bir telefonum olsun. Alo alo desin. Günlük böyle sosyal medyaya gireyim, ufak tefek oyun oynayayım diyorsan da Realme C21'in fiyatı şu an uygun fiyatlı gibi duruyor bu listeye baktığımızda. Aynen öyle. Hem böylelikle ülkemizde üretimi yapılan cihazları da bir şekilde desteklemiş olabiliriz bütçemize doğru orantılı olarak. O zaman başka videomuzda görüşmek üzere. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa aşağıya yorumlardan bize yazın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.